Merhabalar 7. sınıf öğrenci arkadaşlarım. Kendi kanal İngilizce Kralına hoş geldiniz. 3. ünitenin ders anlatımıyla beraberiz. Sayfa 35'i açarsanız kitabınızda kapak fotoğrafında Unit 3 Biographies yazıyor. Biyografiler, biyografi biliyorsunuz, tarihteki meşhur insanların hayatıyla ilgili yazılara biografi denir. Hemen sayfa 36'yı açalım bakalım bu ünitede neler öğreneceğiz arkadaşlar. Let's start, haydi başlayalım. Bu arada böyle görüntü gidip geldiğinde e, ses video ayarlarına dokunmayın. Benim cihazımdan kaynaklanıyor. Life is a long journey, hayat uzun bir yolculuktur. What are the milestones in a person's life? Bir insanın hayatının Dönüm noktaları, milestones, dönüm noktaları ya da kilometre taşı da denir Türkçe'de nedir? Discuss as a class and write them in the labels. Sınıfça onları tartışın ve etiketlere yazın. Bu şekilde hayat caddesinin, hayat yolunun e, şemasını çizersek Journey'nin başlangıç noktasında be born, dünyaya gelmek yazıyor. Devamında ben ikincisinde school yazdım, okul hayatı başlıyor ondan sonra graduate yazdım hani mezuniyet sonra get a job bir meslek edinmek sonra get married ee, evlenmek evlilik get retired emekli olmak bazı mesleklerde var bazı mesleklerde emeklilik yok biliyorsunuz örneğin ee, mesela ev hanımı ev kadını annelerimiz bazen yani onların ee, şey yok. Emekliliği yok. Hani birçok insan kafası çalışmayan birçok insan onlara ya siz işsizsiniz diyor. Halbuki en ağır en yoğun işi onlar yapıyorlar. Ee, 7.24 7-24 ev için çalışıyorlar. Evin düzenini sıcaklığını korumak için. O yüzden çok değerlerini bilmeliyiz. Sonra da day ölümle bitiyor bu yolculuk. Aslında başlarken hayata başlarken kulağımıza ezan okunuyor. Ama o ezanın selası yok. Öldüğümüzde de e, selamız okunuyor. O ölüm e, selasının da cenaze selasının da ezanı yok. Yani şöyle bir ironi var. Aslında hayat bir ezan ve onun selasının arasındaki zaman kadar kısadır. Bu da benden her zaman aklınızda olsun. Canlar diyorsanız ki öğretmenim güzel öğretiyorsunuz. Keşke sizin diğer ünite videolarınızda görsek ee, tek yapmanız gereken ya bu videonun açıklama kısmına bakın. Birinci mesela bu kitabın birinci ünitesi, e, birinci ünitenin e, kitabın sonundaki son activity bölümü ikinci ünite ki activity bölümü ikinci ünite videosunda tek videodaydı yani tek parça yapmıştık hem ders videosu hem aktivite videosu. Bu videoda da hem bu dersi öğreteceğim, sonra da activity bölümünün iki sayfasını yapacağım. Linkleri bulabilirsiniz bu videonun Açıklama kısmına tıklayarak bir de Instagram'da İngilizce Kralı adresimiz var. Destek için hepinizi oraya bekliyorum. Ee, takip ettikten sonra mesaj atabilirsiniz. Derslerle ilgili herhangi sorunuz olursa sorabilirsiniz. Kitabınız diğer kitapsa bu değilse yine onun da linkini bu videonun açıklama kısmına bıraktım. Ee, farklı kaynaklar var linkleri faydalanacağınız onlardan da yararlanabilirsiniz. İki numaraya baktığımızda below are some words about different stages of our lives. Aşağıda hayatımızın farklı evreleriyle ilgili bazı kelimeler var. Stage arkadaşlar level gibi hani evre farklı bölüm. Find the meanings of the words and put them in the correct box. Kelimelerin anlamını bulun ve onları doğru Kutuya koyun. Bazı kelimeleri bir kutudan daha fazlasına koyabiliriz. Yani o kişinin düşüncesine bağlı. Onlara geldiğimizde bu oklarla gösterdim. Biraz karışık gözükebilir ama açıklamasını sizlere yapacağım. Leave alone. Kelimeleri önce birer birer anlamlarını öğrenelim. Leave alone. Yalnız yaşamak. Evet dediğimiz gibi leave alone. Ee, yalnız yaşamak, die, ölmek, get engaged, nişanlanmak, work, çalışmak, grow up, büyümek, get a prize, bir ödül almak, raise children, çocuk yetiştirmek, çocuk büyütmek, be born, dünyaya gelmek, graduate from university, üniversiteden mezun olmak, invent, ee, bir şeyi icat etmek, bulmak, discover, keşfetmek... Discover olan bir şey vardır. Kimsenin onun olduğundan haberi yoktur. Örneğin yer çekimi gücü gibi. Hani e, Newton'dan önce de yer çekimi vardı ama kimse farkında değildi. Ve birisi bu olan bir şeyi keşfediyor. Buna Discover denir. Ama Invent mesela telefonun e, icadı daha önceden yoktu. Ve bir kişi gelip bunu ilk defa tarihte oluşturuyor ve icat ediyor. Invent ve discover arasındaki fark budur. Have a career bir kariyer sahibi olmak, have experience tecrübe edinmek, get married evlenmek, have grandchildren e, torunla sahip olmak, torunlar sahibi olmak, get retired eee emekli olmak. Ben bunun Türkçesini sürekli unutuyorum neden? Ha bilmediğim kelime değil ama dilime gelmiyor. Şimdi bunlardan neden farklı kutularda olabilir? Bakalım. Birth ve childhood doğum ve çocuklukta. Be born dünyaya gelmek, grow up büyümek. Bunları yazabiliriz. Education, graduate from university. Eğitim, education eğitim. E, bunu yazabiliriz. Şimdi burada söylediklerimi hani aşağıda kırmızıyla yazdıklarım aslında yukarıdaki kelimeler. Onları da anlattığım için Türkçesini tekrar etmiyorum. Family aile hayatında get married, get engaged, raise children, have grandchildren'ı yazabiliriz. Profession and success. Profession meslek demek, success de başarı. Meslek ve başarıda work, get a prize, have a career, have experience, discover, invent de diyebiliriz. Old ages yani yaşlılıkta da get retired, live alone, die bunları diyebiliriz. Şimdi bunlardan örneğin have grandchildren'a bakın. Hani torun sahibi olmak old ages'de de olabilir. Yani o kutuya da yazabiliriz. Yaşlılık zamanına, hani aile hayatıyla da ilgilidir bu torun sahibi olmak ve e, pardon yaşlılıkla ilgilidir. Yaşlılıkla da ilgilidir. İki kutuya da yazabiliriz veya discover ve invent'i hem e, meslek ve başarı için yazabiliriz. Hem de eğitimde yazabiliriz. Bir eğitim döneminde de bir şeyler keşfedebilir veya icat edebilir kişiye kalmış. Yahut have experience. Hani tecrübe edinmeyi e, hem e, meslek ve başarıda yazabiliriz. Hem eğitime yazabiliriz. Eğitim döneminde de tecrübe sahibi oluruz. Hem de doğum ve çocukluk dönemine de yazabiliriz. Çocukluk biliyorsunuz her gün yeni bir şeyler tecrübe edinmek bu dünya ve hayatla ilgilidir. Sayfa 36'yı da bitirdik. Sayfa 37'ye geçiyoruz. Diyor ki look at the photos. Fotoğraflara bak. What are they? Onlar nedir? What is common about them? Onların ortak noktası nedir? Hepsine baktığımızda şöyle bir cevap yazdım. İlle de bunu kopyalı yapıştır yapmanıza gerek yok. Siz de düşünün. Yazdım ki they are the They are technological devices. Onlar teknolojik aletlerdir. All are about electricity and radio waves. Hepsi elektrisite ve radyo dalgalarıyla ilgilidir. 4 e, numaraya bakalım. Diyor ki listen to the dialogue between Thomas and his classmate Maria. Thomas ve sınıf arkadaşı Maria arasındaki diyaloğu dinle. Who was behind these inventions? Bu icatların arkasında kim vardı? Dinlemeyi dinliyoruz arkadaşlar. Dikkatli dinleyin çünkü 5 numarayı da ona göre yazacağız. Ve e ee, şöyle yapayım. 4'ü de görün. Ee, yok, direkt 5'i görün. Hah, şu şekilde iyi. Dinlemeyi yapalım. Eee bakalım ne konuşuyorlar bu çocuklar. Listen to the dialogue between Thomas and his classmate Maria. Who was behind these inventions? Maria, look. I found some photos for my biography project. Hmm, the photos are about electricity and radio waves. Yes. Do you know who is behind these inventions? Of course, Nikola Tesla. Thanks to him, we can use these devices today. Right. He was very successful. He changed the history of electricity. He didn't graduate from university, but he worked hard and moved to the USA for his career. He worked hmm. on many fields there. I know that he was alone during all his life. He didn't get married. I can't wait to read your homework. I want to learn more about him. Okay, you can read it tomorrow. Bye. See you tomorrow. Tamam. Bunu dinledik. Öncelikle ben de Nikola Tesla'nın gerçekten bu dünyadaki hayranlarından birisiyim diyebilirim. Sonra bakın 5 numarada metni görüyoruz zaten. Ben çeviriyorum. Yapmamız gereken bu boşluklara kelim, kelimeleri doldurmak. Maria bak ben biyografi projem için bazı fotoğraflar buldum. Hmm. Fotoğraflar elektrisite ve radyo dalgalarıyla ilgilidir. Thomas diyor ki evet. Biliyor musun bu icatların arkasında kimin olduğunu? Maria da diyor ki tabii ki Nikola Tesla. Ee, onun sayesinde thanks to him, onun sayesinde diyebiliriz. Günümüzde bu aletleri kullanabiliyoruz. Doğru. O çok başarılıydı. Elektrisitenin tarihini değiştirdi. He didn't graduate. Hani e, gözükmüyorsa biraz küçültüyorum. O üniversiteden mezun olmadı ama sıkı çalıştı ve Amerika Birleşik Devletlerine taşındı kariyeri için birçok alan or orada birçok alanda çalıştı. Maria diyor ki tüm hayatı boyunca yalnız olduğumu biliyorum. Belki ben de yalnız olduğum için hani yalnız e, yaşadığım ve yalnız olduğum için belki ben de o yüzden bu adamı bu kadar çok seviyorum bilmiyorum kan çekiyor demek ki. He didn't get married, o evlenmedi. I can't wait to read your homework, diyor ki ödevini okumaya sabırsızlanıyorum, yani bekleyemiyorum. Yani çok sabırsızım anlamında. Diyor ki onun hakkında daha fazla öğrenmek isterim. Peki yarın onu okuyabilirsin. Hoşça kal. Yarın görüşürüz bu konuşmada bu şekilde gitti ve kelimeleri de boşluklarda görüyorsunuz. Altın numarada diyor ki diyalogla ilgili bazı anahtar kelimeleri Tesla'nın hayatıyla ilgili diyalogla e, diyalogla ilgili bazı anahtar kelimeleri buraya yazın. Anahtar kelime sizin için farklı bir şey olabilir. Hani ben başka bir kelimeyi anahtar kelime olarak görürüm. Siz başkasını ama bu şekilde inventor hani mucit inventor mucit alone yalnız radio waves radyo dalgaları, electricity, elektrisite, work hard, sıkı çalışmak. Sayfa 38'e geçelim. Do you read biographies? Biyografi okur musun? Yes, I do diye ben yazdım. Evet okurum. Would you like reading about example people from history, celebrities diyor ki. pardon, who do you like? Would okudum ben. Who do you like reading about? Kimin hakkında okumak istersin? E, tarihten kişiler mi, selebritiler hani meşhur insanlar o meşhur derken selebriti dediğimiz hani manken, şarkıcı, oyuncu bunlar genelde. Yazdım ki I like reading about scientists and great leaders. Bilim insanları ve büyük liderler hakkında okumak isterim. Like Tesla and Atatürk. İlkini hani bilim adamı insanı Tesla büyük lider örneği de Mustafa Kemal Atatürk. Diyor ki read Thomas Thomas's biography homework about Tesla. Thomas'ın Tesla hakkındaki biyografi ödevini okuyun. How many patents did Tesla have? Kaç patenti vardı? Okuyalım. The man beyond his time. Nikola Tesla. Çağının ötesinde bir insan ya da bir adam Nikola Tesla. Nikola Tesla July the 10th 1856, January the 7th 1943 was an important inventor and physicist. Diyor ki Nikola Tesla doğum ve ölüm tarihini yazmış. Önemli bir mucit ve fizikçiydi. He was born in Similion. Similion'da dünyaya geldi. He wanted to be an engineer. Mühendis olmak isterdi. He studied a lot and learned many languages to read more about engineering. Çok ders çalıştı ve birçok dili öğrendi e, ki mühendislikle ilgili daha çok okuyabilsin. In 1884 he moved to the USA and worked with Thomas Edison. 1884 yılında ABD'ye taşındı ve Thomas Edison'la çalıştı. Şimdi biliyorsunuz ampulün mucidi Edison ama şöyle bir inanç var tarihle ilgili. Edison bu arada Yahudi de ve hani e, o zamanın zaten şu anda da dünyada aktif olan hani lobiler falan o zaman da Edison destekleyerek Tesla'nın işte böyle fakirlik ve yalnızlık içinde ölmesini sağladı. Çünkü gerçekten Tesla o kadar fakirlik çekti ki hayatının sonundaki resimlere bakarsanız hani adam açlıktan kemikleri gözüküyor o şekilde ve hani belki birçok şeyini Hani icadını falan satmak zorunda kalmış e, vaktinde hani e, akşam ekmeğini alabilmek için ve Edison Tesla'nın birçok icadını ve fikrini çaldığı iddiası var. Şimdi ben emin olarak söyleyemem, hiçbirisinin günahını alamam. O dönemde yoktum, yaşamıyordum ama böyle bir e, inanış var. Bazı e, tabii ki nedenlere dayanarak. Devam edelim. One year later he started to work on alternating current, AC. Bir yıl sonra değişken akım hakkında çalışmaya başladı. Değişken akım, hani bu e, evimizdeki kullandığımız de prizlerdeki e, buna düz akım değil de değişken akım denir. Türkçesini tam doğru söylediysem AC ile de gösterilir. It could light the bulbs better. Şimdi bu uh, akım değişken akım ampulleri daha iyi yakabiliyordu, ışıklandırabiliyordu. In 1890 he produced electricity from Niagara Falls. 1890 yılında Niagara Şelalesinden elektriği üretmeye başladı. Then he became a USA citizen. Sonra ABD vatandaşı oldu. At the same year he, he patented Tesla coil, wireless electricity. Aynı yılda Tesla coil'unu yani e, şey e, telsiz elektrisiteyi patentledi. Biliyorsunuz telsiz elektrisiteyle bu tüm dünyaya bedava elektrisite yayma e, fikrindeydi ve e, bazı Cihazlar ve rezonanslarla atmosfere bunu yayabiliyordu. Nasıl ki şu anda mesela e, bu şey var internet e, şeylerini modemlerden biz alıyoruz e, Telsiz olarak bunu alıyoruz, wireless dediğimiz yani e, telsiz tele ihtiyacı yok hani bir kabloyla bağlanmadan da elektrik e, internete bağlanabiliyoruz. Düşünün elektrisiteyi de falan da öyle. Ee, o yıllarda bir de yani 1890'lardan bahsediyoruz. O yıllarda ben dünyaya bedava elektrisite üretebilirim demişti. Ki bu o dönemin hani enerji baronlarının hiç hoşuna gitmedi. Ve e, yani bu icadı diyebiliriz ki yok ettiler. Ve Tesla'nın hayatını öyle bir yere sürdüler ki artık böyle şeylerle ilgili çalışamasın. Çünkü hani insanlar düşünün fatura falan ödemek zorunda kalmazsa. Hangi sisteme kölelik edecek? Ee, aslında sistemler insanları işte kirası, yaşam derdi, faturalarının derdine salarak başka şeylerini düşünmemeyi sağlıyor ve onları köleleştiriyor. Şimdi özgür bir beyin birçok zulmü, birçok e, diktatörlüğü, birçok haksızlığı kabul etmez ve baş kaldırır. O yüzden insanların kafasının boş olmasını istemiyorlardı ve yani insanlar sürekli işte ekmek derdinde, fatura derdinde falan olsun diye bunun e, bu icadını sevmemişlerdi, beğenmemişlerdi. O zamanın lobileri, güçlü lobileri ve baronları. Actually he got more than 250 patents. AC electric motor, transformer etc. Açısında diyor ki 250'den fazla patenti vardı. Örneğin e, akışkan akım, değişken akım elektrik motorları, transformerler falan. He worked on the first remote controller, fluorescents, neon lamps, x-ray, radio waves, radar, system, radar systems, etc. Diyor ki ilk defa oydu ki uzaktan kumandalar, fluorescentler, neon ışıkları, x-ray cihazları, e, radyo dalgaları, radar sistemleri hakkında çalıştı. Nikola Tesla changed The History of Electricity diyor ki elektrisite tarihini değiştirdi Nikola Tesla. Tesla but unfortunately he died in a hotel room alone at the age of 86. Ama maalesef 86 yaşında bir otel odasında yalnız öldü. Şimdi bu yukarıdaki soruların da cevabını görüyorsunuz. Bakalım sayfa 39'da bunun hayatıyla ilgili yani bu metinle ilgili daha neler öğreneceğiz. O metine ben de bildiklerimi katmaya çalıştım. Umarım işinize yarar. Eğer böyle şeylere ilginiz varsa. Diyor ki tekrar metni okuyun ve bu olayları chronological order yani zaman şeyi zamansal düzene sokun. Chronological order zamansal düzen. Bakalım. Şimdi bu cümleleri görüyorsunuz arkadaşlar. Bu cümleler gördüğünüz gibi bu şekilde zamansal olaylarla şey oluyor. Ee, yani doğru sıralamaya diziliyor. Cümlelerin önünde yıllarında yazdım. Metinde bunları çevirmiştim. Tekrar çevirmiyorum ve bu şekildedir. Tekrar metni okuyun boşlukları doldurun doğru bilgilerle diyor. When was Nikola Tesla born? Nikola Tesla ne zaman dünyaya geldi? He was born in 1856. Why did he learn many languages? Neden birçok dili öğrendi? Bakın bunun cevabını da mesela anlatmıştım metinde tercümede. O yüzden şu an çevirmiyorum tekrar. 3 numara. Who did he work with at the beginning of his career? Kariyerinin başında kiminle çalıştı? Bunun da cevabını görüyorsunuz. When did he move to the USA? Hangi yıl Amerika Birleşik Devletleri'ne taşındı. Bir düşmemiş burada. Şimdi düzeldi. Did he work on wireless communication? Wireless. Diyor ki o e, telsiz iletişim ile e, ilgili çalıştı mı? Yes he did. What surprised you most about Nikola Tesla? En çok Nikola Tesla hakkında ne sizi şaşırttı? What do you want to learn more about him? Onun hakkında daha fazla ne bilmek istersiniz? Ben yazdım ki he didn't graduate from university. Üniversiteden mezun olmamıştı. He died alone. Yalnız öldü. Hani he died alone in the in poverty. Yani fakirlik içinde poverty yazabilirsiniz bunda. I want to know his thoughts about numbers and waves. Rakamlar ve dalgalar hakkında düşüncelerini bilmek istiyorum. Mesela bir defasında diyor ki evrendeki her şey aslında enerji dalgalarıdır. Ki yüzyıllar yani yüzyıldan fazla e, önce bunu söylemiş ve şu an hani bilim insanları görüyor ki işte moleküller, atomlar, atom çekirdeği, çekirdeğin içindeki o e, notron, nötron, proton onları en son parçaladığımızda e, enerji parçacıklarına ulaşıyoruz. Adı da quarks. Kuarklara ulaşıyoruz ki kuarklar e, hani evrendeki enerji dalgalarıdır diyebiliriz. Ve aslında yani her şeyin demek ki kökü enerji dalgalarıdır. Adam 100 yıldan ön, fazla e, bundan önce söylemişti. Bir de sayılarla ilgili demiş ki 3, 6, 9 numaranın e, sırlarını birisi öğrense tüm evreninde tüm hayatını kendi kontrol altına alabilir belki. Sayıların çok önemli var. Gerçekten e, bu adamı tanımak, konuşmak isterdim. Sayfa 40'a geçelim. Sayfa 40'ta bazı fotoğraflar var. isimlerini yazıyor diyor. Ki, Look at the photos. Do you know these people? Bu insanları tanıyor musun? What do you know about them? Onlar hakkında ne biliyorsun? Hangisini biliyorsanız onlar hakkında bilgi verin. Osman Hamdi Bey ee, bilmiyorum kaplumbağa terbiyecisi e, tabelasını biliyor musunuz? Birisi 1906 yılında çizilmiş sonra o kadar beğenmiş ki kendi işini 1907'de bir defa da çizmiş. Ama daha önce çizilen kaplumbağa terbiyecisi tabelada 5 tane kaplumbağa var. İkinci defa çizilen de 6 tane kaplumbağa var. Bu da benim e, hem sanata hem de kaplumbağaya merakı olan bir insan olarak çoktan... E, e, ilgimi çekmişti. Marie Curie biliyorsunuz radyoaktiviteyle ilgili e, ilk buluşları yapan insandı. William Shakespeare e, İngiltere Edebiyat tarihinin en hani mehenk taşlarından e, diyebiliriz. E, ve Wolfgang Amadeus Mozart ki dünyada klasik müziğin en büyük e, figürlerinden diyebiliriz buna. Şimdi bunları dinleyelim. 3 nokta 3 listen to biographies e, match the people with their countries and professions biyografları dinleyin insanları meslekleri ve ülkeleriyle e, eşleştirin there is one extra bir tane fazladır fazla olana önüne çizdim diğerlerinde tam kelimeyi yazmadım ad ve soyadım baş harflerini yazdım sadece dikkat edin siz tamın hepsini yazın bir de bu dinlemeye göre 3 numaradaki etkinliği de yapacağız. Yani aynı dinlemeyi de 2 ve 3'ü yapacağız. Hemen dinleyelim canlar. 3.3 Listen to the biographies. Match the people with their countries and professions. 67 in Poland and grew up there. She was a brilliant student. After she graduated from high school, Marie wanted to go to university, but girls couldn't go to school. So she went to a secret school. Then she moved to France and studied science in Paris. In 1895, Marie got married to Pierre Curie, a French scientist they often worked together and won a Nobel Prize for their work she died on July the 4th 1934 at the age of 66 Osman Hamdi Bey Osman Hamdi was born in Istanbul in 1842 He had a good education and was a successful painter he founded the School of Fine Arts and Istanbul Archaeology Museum, the first Turkish museum. In his pictures, he reflected the colorful Ottoman life. He died in 1910 in Istanbul. Wolfgang Amadeus Mozart Mozart was a famous musician. He was born in Austria. Music was important in his family. And he showed a great talent for music from an early age. He started writing his compositions at the age of six. In 1781, he moved to Vienna and became a well known composer. In 1782, he got married and had two children. He composed over 600 works. He died in 1791. At the age of 35. William Shakespeare. Shakespeare was a poet, playwright, and actor. He was born in England in 1564. William Shakespeare did not go to college, but he was a great writer. He wrote 154 sonnets and 38 plays when he was eighteen years old he got married to anne hathaway they had three children judith susanna and hamlet shakespeare retired and settled in stratford and he died in sixteen sixteen at the age of fifty-two Pick. Cevapları da bu şekilde görüyorsunuz. Bir numara Curie was born and grew up in Poland. Ee, Polonya'da dünyaya gelip büyüdü. She studied science in Paris. Paris'te fen bilimleri okudu. Osman Hamdi founded the School of Fine Arts. Osman Hamdi Bey e, güzel sanatlar mektebini kurdu. He died in 1910 in Istanbul. 1910 yılında İstanbul'da öldü. Mozart composed over 600 works. 600'den aşkın çalışmayı e, bes, yani besleme ne diyorlar ona? Beste pardon. Beste yapmış. Music was important in his family. Müzik ailesinde önemliydi. William Shakespeare didn't go to college. Koleje gitmedi. He got married and Hathaway, an Hathaway ile evlendi. They had three children. Üç çocukları vardı. Peki, sayfa 41'de Let's speak. Haydi konuşalım diyor. Choose a famous person and do research about her his life. Meşhur birisini seçin ve onun hayatıyla ilgili araştırma yapın. Then present it to the class. Sonra onu sınıfa sunun. Work in pace, çift olarak çalışan, follow the instruction and make dialogues with your partner about the famous people you choose. Diyor ki aşağıdaki adımları takip edin, e, komutları takip edin ve arkadaşınızla seçtiğiniz meşhur insan hakkında diyalog kurun. Bakın komutlar bunlar. Her, his birth and childhood, onun yani seçtiğiniz insanın çocuk, doğumu ve çocukluğu. Her, his education, onun eğitimi, her, his, profession and success, meslek ve başarısı, her, his, family, ailesi, her, his, old ages, yaşlılığı ve bunlarla ilgili soru cevap soracaksınız ki diyalog olursun. Örneğin, where was she born? O nerede dünyaya geldi? She was born in Italy. O İtalya'da dünyaya geldi. When was he born? Ne zaman dünyaya gelmiş? In 1884, 1884 yılında dünyaya gelmiş. Bu şekilde soru cevaplar yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 3.5'te buradaki bir numarada sayfa 42'deki bir numarada bir dinleme var. Ben bu dinlemeyi size açamıyorum, oynatamıyorum çünkü telif hakkı var. Açtığım zaman 120 bin dolar ceza yiyorum ben YouTube'dan ve böyle bir cezayı da ödeyecek halim yok tabii ki. O yüzden e, bunun dinlemek isteyenler e, Google veya YouTube'da bakın burada yazdığımı bir dakika ekran gitti. Evet burada yazdığımı yap, yazabilir. G nokta F 2 nokta, nokta suite number 1 in B tire flat major HWV 434 434. Bunu yazdığınızda buradaki e, şeyi buradaki e, dinlemeyi dinleyebilirsiniz. Şimdi bu dinlemeyle ilgili bir sorular var. Diyor ki, How do you feel? Nasıl hissediyorsun? I feel calm. Gerçekten dinlerken kendimi sakin hissediyordum. Where do you dream yourself? Kendini nerede hayal ediyorsun. I dream myself in a riverside. Bir nehir kenarında kendimi ben hayal ettim dinlerken. Do you know which instrument it is? Hangi alet olduğunu biliyor musun? I think it is piano diye yazdım. Bence piyanodur. İki numarada diyor ki Are you good at playing any musical instruments? Herhangi bir müzik aleti çalmakta iyi misin? Yazdım ki no I'm not. Hayır değilim. Eğer siz öyleyseniz yes I'm yazın. Do you know a famous musician? Meşhur bir müzisyen biliyor musun? I know lots of classical musicians yazdım. Birçok klasik müzik e, e, şahsiyetini tanıyorum. Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, ondan sonra e, Handel, e, Vivaldi. Biliyorum az çok ve keyif de alıyorum. Read the biography of Edil Biret. İdil Biret'in biyografisini okuyan a very talented and successful pianist e, ki başarılı ve yetenekli bir piyanisttir. Match the headings with the correct paragraphs. Başlıklar ve doğru paragrafları eşleştirin. A'daki paragraf İdil Biret is a famous Turkish pianist. Diyor ki meşhur bir Türk piyanistidir. She is well known all around the world. Tüm dünyada meşhurdur. She is also an important jury member of International Competitions ayrıca uluslararası yarışmaların meşhur bir jüri üyesidir. She is a national artist. O ulusal bir artisttir, sanatçıdır, ulusal sanatçı. Bunu her profession olarak yazdım, onun mesleği. Bir paragrafı, she was born in November 21, 1941 in Ankara. Ee, Ankara'da bu tarihte dünyaya geldi. She had a great talent for music when she was a child. Çocukken müzik için büyük bir yeteneği vardı. So Turkish government sent her to Paris with her parents at the age of seven. O yüzden Türk devleti onu 7 yaşında e, ailesiyle Paris'e gönderdi. Düşünün 1941'li yıllarda, 1940'lı yıllarda o Atatürk'ten sonraki, Atatürk'ün inşa ettiği cumhuriyetten sonraki dönemde sanata verilen e, değeri düşünün. Bir çocuğu ailesiyle hani Paris'e yolluyor devlet. Daha güzel şey yapsın. Bir de şimdiyle kıyasladığın e, her bahaneyle müziğin ve sanatın sesini kısmaya çalışanlar var maalesef. Ama müzik ve sanatın sesi hiçbir zaman kısılmaz. Her zaman da bunu yapmaya çalışanlar tarihte e, hazimetle hatırlanmışlar. Bu yine tekrar olur. Then she started to take lessons from a very famous French pianist Alfred Cortot. Sonra diyor ki meşhur bir Fransız piyanist olan Alfred Cortot'tan dersler almaya başladı. When she was 11, she performed Mozart Concerto for Two Pianos. 11 yaşında e, bu şeyi perform e, yaptı. Yani Mozart Concerto for Two Pianos eseri yapmaya hani e, çaldı perform. Mesela sahneye çıkarsın, performans yaparsın. E, müzik aletiyle performans yaparsın. O anlamda hani performansını yaptı. Bunun da başlığı Her Childhood onun çocukluğu. Gelelim C por, e, paragrafına, sayfa 43'teki. She graduated from Paris Conservatory in 1957. 1957 yılında Paris Konservatuvarı'ndan mezun oldu. She has a lot of awards and prizes. Birçok ödülü var. For example in 1961 she won gold medal of Dino Lipatti. Örneğin 1961'de Dino Lipatti altın madalyasını kazandı. In 1971 she became Turkish national artist. 1971 yılında e, Türk ulusal sanatçısı oldu. In 1988 she got the title of honorary PhD in Bosphorus, Eskişehir, Anatolian and Uludağ University. 1988 yılında e, onursal doktorasını e, Bosphorus Üniversitesi'nden e, sanırım Boğaziçi Üniversitesi oluyor. Eskişehir, Anadolu ve Uludağ Üniversitesi'nden aldı. In 2007 the Polish President rewarded Idil Berit... ...ve the highest order of Poland. Bin, e, 2007 yılında Polonya e, Cumhurbaşkanı Edil Berit'i ülkenin en üstün madalyasıyla ödüllendirdi. In the same year e, she won the honor award in the 35th International Istanbul Music Festival. Aynı yılda e, Uluslararası İstanbul Müzik Festivali'nde... 35. Uluslararası Müzik, İstanbul Müzik Festivalinde e, onur ödülünü aldı. Bu arada ben Polonya Cumhurbaşkanı ile ilgili madalya dedim. Burada madalya yazmıyor ama işte o nişan veriyor ya devlet başkanları insanlara hani yaptıkları hizmetlerden dolayı bir nişan verir, bir ödül verir, o nişan gibi madalya verir. İşte ondan bahsediyor. O en yüksek derece olan Polonya'da en yüksek derecede olan şeyle e, yani işte unvanla ödüllendirilmiş. Yani rozet gibi bir şey düşünün. Yani madalya dediğimiz illa de boynuna takacak bir şey değil. She has 130 great recordings. 130 harika hani kaydı var. People like them very much. İnsanlar onu çok sever. She has a great influence on the musical life in Turkey. Türkiye'deki müzik hayatına önemli etkisi vardı. Bunun da başı her success onun başarısı olsun tebrik ediyoruz kendisine. Umarız böyle insanlar daha fazla olur ülkede. Biyografiyi okuyun sonra cümleleri doğru veya yanlış yapın. Biyografideki tüm cümleleri çevirdiğim için buradakileri çevirmeyeceğim. Doğru ya da yanlış olduğunu T ve F yazarak görüyorsunuz zaten. 5 numarada diyor ki think about what makes someone successful in her his life and talk about it. E, birisinin başarılı olma yolunda ne etkilidir diye düşünün ve konuşun hakkında diyor. Following one's dreams and not giving up. Birisinin hayallerini takip etmek. Yani birisi hayallerini takip etmeli ve not giving up. Hani pes etmemeli. Başarının sırrı budur. Bununla ilgili konuşabilirsiniz. Bakalım sayfa 44'te. Look at the pictures and short information about a successful chief admiral Barbarossa Hayrettin. Diyor ki fotoğraflar ve küçük bilgilere bakın. Ee, başarılı baş amiral Barbaros Hayrettin ile ilgili. Use the notes and write a paragraph about him. Bu notları kullanarak bununla ilgili bir paragraf yazın. Paragraf ben yazdım. Arkadaşlar bilgiler zaten fotoğrafta verilen bilgilerdir. Hiçbir şey eklemedim kendimden. Siz de bunu yazabilirsiniz. Videoyu burada durdurup ekran görüntüsü alabilirsiniz. ya yani kitabınıza defterinize yazabilirsiniz. Sonra devam edebilirsiniz. Ben çevresinde yapıyorum. Barbaros Hayrettin was born in Mithalen Lesbos in 1475 1475 yılında bu yerde Mithalen Lesbos'ta dünyaya gelmiş. He was a commander and warrior diyor ki bir uh, commander komutan ve bir savaşçıydı. He raised three children Mehmet Hasan and Vali Pasha üç çocuk büyüttü. Adlarını görüyorsunuz. He became the first chief admiral of Ottoman state in 15 33 1533 yılında Osmanlı Devleti'nin ilk baş amiralı oldu. He won the Preveza Sea War in 1538 1538 yılında Preveza Savaşı'nı, Deniz Savaşı'nı kazandı. He died in Istanbul in 1544 1544 yılında İstanbul'da öldü. 45. sayfada ha, Let's have fun. Haydi eğlenelim. In groups of 3 or 4. 3 veya 4'lü gruplarda. Put your counter on a start. Zar'ı e, ya da sayacınızı start. Başlangıç noktasına koyun. Roll the dice. Diyor ki zar'ı çevirin. Page 150 and 159. 159. sayfada zar vardır yapımı sanırım. Move and do your task. ilerleyin Zar'ın sayılarına göre ve görevlerinizi yapın. Burada görevler var görüyorsunuz. Cümle kurun diyor, correct it diyor mesela bunu düzeltin diyor, choose one birini seçin diyor falan. Bu görevleri yapın. Go down to the fail from the mouth of the snakes or climb up the ladders. Diyor ki yılanların ağzına geldiğinde kuyruğuna kadar aşağı inmeniz gerekiyor. Kuyruğu olan hanede örneğin 5'e geldiğinizde Yılanın ağzı 5 numarada olduğu için 1 numarada kuyruğunun ucuna kadar tekrar iniyorsunuz. Veya 15. 15. haneye gel, gelirseniz zar atarak 7'ye kadar inmeniz gerekiyor. Ya da merdiven olduğunda bakın mesela 4 numarada merdiven var. 4'e gelseniz 13'e kadar çıkacaksınız ve 13 numaradaki işte o görevi yapacaksınız. Reach, finish and win the game. Kim daha iken finish noktasına varırsa oyunu kazanıyor. Bu böyle. Sayfa 46'da da e, video bitmiyor. E, şey Activity bölümünde yapacağım. Sakın kapatmayın videoyu. Bu arada buraya kadar sarmadan izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir like atmanız beni çok sevindirir. Bir proje yapın diyor. Follow the steps and prepare a short biography. Bu adımları takip ederek kısa bir bi biyografi yapın diyor. Ve onu sınıfa sunun. Choose a scientist or a historical figure. Diyor ki bir bilim adamı veya tarihi bir e 101 kişi bir figür figür seçin. 2 numara find a photo of him here him onun fotoğrafını bulun. 3 numara do a research about her life or his life diyor ki hayatıyla ilgili bir e, research araştırma yapın. Write a short biography about her him ve onunla ilgili küçük bir biyografi yazın. Şimdi arkadaşlar gidelim e, activity bölümüne. Activity bölümü 3. ünitenin activity bölümü sayfa 136'da. Sayfa 136'ya geldiğimizde ekran gelsin. Evet diyor ki kelimeleri bu görsellerle eşleştirin. Bu şekilde olacak. A grow up B win award yani A büyümek B ödül kazanmak C die pardon C get married evlenmek D die ölmek E born dünyaya gelmek. F graduate mezun olmak. G raise children çocuk büyütmek. B de diyor ki cümleleri bu kelimelerle tamamlayın. Ben cümlenin sayısını kelimeye yazdım. Siz ama boşluğa yazın. Salvador Dali was a well known and talented artist. Salvador Dali meşhur ve yetenekli bir artistti. İki numara Anna received a scholarship from the university in 1994. Anna diyor ki 1994 yılında üniversiteden burs kazandı. 3 numara Einstein was an extraordinary scientist with his brilliant ideas. diyor ki Einstein e, parlak fikirleriyle olağanüstü bir bilim insanıydı. 4 numara Helen lived in Chicago but her hometown was Poland. Helen Chicago'da yaşadı ama memleketi hometown memleket Polonya'ydı. 5 numara Tesla died alone in a hotel room at the age of 86. Tesla 86 yaşında bir hotel odasında yalnız öldü. Gelelim diğer sayfaya yani sayfa 137'ye. Read and complete the text with the best with the past forms of the verbs. Fiillerin geçmiş haliyle bunları yazacağız. Ben de bu fiillerin geçmiş halini kullandım. The Wright brothers, Wright kardeşleri. The Wright brothers, Orville and Wilbur, Were two American inventors, Wright kardeşleri, Orville ve Wilbur, iki Amerikan mucitlerdi. They grew up in Ohio. Ohio'da büyüdüler. The boys were always interested in inventing things. Çocuklar, o iki ço erkek çocuk, bu iki kardeşten bahsediyor. Her zaman bir şeyler icat etmeyi de ilgileniyorlardı. When they were seven and eleven, their father gave them a flying toy made from paper. 7 ve 11 yaşlarındayken babaları onlara bir uçan oyuncak verdi ki kağıttan yapılmıştı. They loved playing with it and then got interested in flying. Onunla oynamayı çok sevdiler ve sonra da e, şeyle ilgili e, ve sonra da uçmakla ilgilendiler. They studied how birds flew to design the wings for their plane uçaklarının kanatlarını yapmak için kuşların nasıl uçtuğunu araştırdılar, çalıştılar. They worked hard for years and finally invented the world's first airplane. Yıllarca çalıştılar, sonrasında da dünyanın ilk uçağını icat ettiler. The first successful flight took place at Kitty Hawk, North Carolina on December 17, 1903, but it didn't last long, only 12 seconds at 120 feet. Diyor ki e ee, ilk başarılı uçuş Kitty Hawk, North Carolina'da bu tarihte oldu ama çok uzun sürmedi. Sadece 12 saniye 120 e, fit, 120 ayak e, yüksekliğinde 12 saniye sürdü. The Wright brothers didn't want to stop with this first flight. Wright kardeşleri bu ilk uçuşla du durmak istemediler. Hani burada bitirmek istemediler. They tried to perfect their plane. E, uçaklarını daha mükemmel yapmaya çalıştılar. This was a simple task. So it took some time to perfect it. Aslında bence wasn't olması gerekiyor. Yani not be burada yazması gerekiyordu. Kitap be yazmış. Mecbur ben de olumlu was kullandım. Ama was not. Yani not be yazsaydı doğru olurdu. Yani bunun anlamı was not doğru olur. Bakın diyor ki bu basit iş değildi. O yüzden onu mükemmel yapmak biraz zaman sürdü. Hani ama burada kitabın yazdığı ve benim mecbur vaz yazdığımla anlamı şöyle oluyor. O basit bir işte. Ya ilk uçağı icat etmişsin, onu mükemmel yapmaya çalışıyorsun. Basit olur mu? E dediğim gibi ben kitaba göre mecbur vaz yazdım ama bunu öğretmeninizle tartışın. Anlam olarak burada wasn't olmalı. Yani not bir yazmalıydı. Örneğin mesela bakın last da kendisi bir tane not yazmış yani bizim olumsuz yapma hakkımız var yani olumsuz yapmalıyız ama bu B'de de yazmadığı için e, yapamıyorum ama öyle olması gerekiyordu bence e, yani basım hatası var burada. Their invention was a milestone because in time people could travel longer throughout the world at least. Time. Diyor ki onların icadı bir ee, dönüm noktasıydı. Çünkü dönemde insanlar e, daha çok mesafeyi daha kısa zamanda e, gezebilirlerdi, seyahat edebilirlerdi. İşte bu icattan sonra. Şimdi bunlarla ilgili bazı cevaplar var. Cevaplara doğru soru yazmamız gerekiyor. Örnek vermiş. Where did they grow up? Nerede e, büyümüşler? In Ohio. Ee, bir numara. Bunların ben arkadaşlar anlamını söylemeyeceğim. Çünkü anlamların hepsini çevirdi söyledim. Yapmanız gereken bunlara dikkat etmek. Çevreyi e, hani sararak izlediyseniz tekrar geri dönün. Çevreyi izleyin önemlidir. O zaman bu soruların da yapısını niye böyle olduğunu öğreneceksiniz. Sizleri seviyorum. Like'larınızı esirgemeyin. İnşallah 4. ünite videosuyla beraber oluruz. Hoşçakalın.